Nerede o? Gel gel şunu izleyelim şunu, ondan sonra motorcu. Merhaba arkadaşlar. Bugün yiyecek bir şey kalmadı. Yayıncıların en sevdiği yemekleri yiyor. Bugün Twitch yayıncılarının en sevdiği yemekleri yiyeceğiz. Bu serinin zaten fenomenler ve sporcular olarak iki versiyonu yapmıştık. Hepsine tek tek sordum. Hangi yemekleri seviyorlarsa öğrendim. Ve şu anda burada gördüğünüz her bir yemek bir yayıncıya ait arkadaşlar. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Çok açım zaten. Bütün gün açtım yani. Yine iddia ediyorum. Yüksek ihtimal beğenmeyecek yemeğimi. Ama şu masadaki birçok yemek çok sevdiğim yemek. Ama benim yaptığım menü herkes anlamaz. Karnıyarık zaten izledik bir kez. Karnıyarık bilhassa demedim. Benim şu seçtiğim menü kimse kusura bakmasın gelmiş geçmiş en güzel menüdür. Benim kendi hissiyatıma göre. Karnıyarık pilav o başka. O benim en sevdiğim yemek cacıkla birlikte. Ama ona bunu söylemedim. Video çekmek için bayağı bir hazırlığı da vardı bu kadar yemeğin. Videoya geçmeden önce önemli bir şey söylemek istiyorum size arkadaşlar. Videoları izleyenlerin büyük bir yüzdesi hala kanala abone değil. Böyle videoların devamının sağlanması için abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Karnıyarık mı? Oğlum karnıyarık değil amına koyayım. Diyorum ki karnıyarık yok bu videoda. İzle işte. Fazla uzatmadan başlayalım. Hala karnıyarık nerede? Eray mantı seviyormuş. Gömelim abi, ben de çok severim valla. Onun üzerinden de puanlayacağız bu yiyecekleri bu arada. Siz de hangi yemeğe ne puan veriyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ya tahmin edin lan. İzleyenler bak söylemesin, şerefsizlik yapmayın. Şurada bir Elren vizyonuyla düşünün. Kim neyle menü yapar burada? Bak aileden. Şöyle bir düşünün bakayım. Bak bakın neler var burada. Pizza var, dana biftek var, İskender var, kıymalı pide, kuşbaşı falan bir sürü bir şey var burada. Bu ne bilmiyorum da hani patates, pilav, köfte midir nedir? Ama burada orijinal bir şey var. İzleyelim. Arkadaşlar. Oo. Eray mantı söylemiş. Güzeldir. Feriye. Feraye. İki farklı modelle var bunun. Ağzını tozunu biliyorsun oğlum sen. Kızarmış mantı. Çok güzeldir. Oo. Bu mantıya ben valla onun üzerinden 8,5 veririm. Valla çok güzel. Kendine müzisyen Kemal'le devam ediyoruz. Benim de har... Kemal buradan ne söylemiştir? Adıyaman'ı unuttu bu çocuk. Sushi muşi söyledi herhalde ya da şu tavuğu söyledi. Benim en sevdiğim yemek budur. Sushi ama normal bir sushi değil. Unagi maki, yani yılan balıklı sushi. Ya unagi maki yılan balığını sen ne ara yedin de ne ara sushici oldun amına koyayım ya. Bu ne ya? Bayılırım abi, gelsin. Oo, şöyle soya soslarımızı dökelim. Abi. Elit ya. Ne oldu? Yok etti. Bu arada kamera arkasında annem var arkadaşlar. Size selamları var. Valla Kemal'in sushisine ben 10 veriyorum abi. 10 böyle 10. Zaten benim de favorim bilirsiniz. Burada bir de sushinin yanında gelen fal kurabiyesi var. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Eğlencesi bir... Sait bunlara bayılıyor. Ben bunları atmıyoruz. Sait geldiği zaman kıtır kıtır hamster gibi yiyor gidiyor onları. Fallarıyla falan ilgilenmiyor ama. As kim geldi bilmiyorum. Aleykümselam. Bakalım neymiş diye. Fal da yedim lan. Çalışkanlık ve alçak gönüllülüğün yolunu açacak. Vay anasını be. 750 TL ve üzeri restoran harcamaları. Ha bu fal değil. Rane kardeşimize. Rane. Mert'in favori yemeği kuşkaşmış. Yani kuşbaşı kaşarlı pide. O da şu an... Gerçi her pide söyleyeyim de bende yalan yok. Kuşbaşı söylüyorum yani hani böyle kaşarlı maşarlı gitmiyor. Güzel tercih. Bunda önümüzde bayılırım. Daha yeni yedim. Hiç canım çekmiyor canım. Hayretle izliyorsun. Bayağıdır yemek video çekmedik senle anneciğim. Performansından memnun kaldın mı? Fala inanma abi, falsız kalma. Yemek zevk diye ben bayıldım. Sporcular yaptık, fenomenler yaptık. Hiçbir bu kadar damak zevkime hitap etmiyordu ya. Yayıncılar adamsınız oğlum. Obeziz o yüzden. R
Rani'nin kuşkaşına 9 veriyorum. Çünkü çok güzel. Gerçekten bayağı keyif alarak yediğim bir yemek benim de. Oğlum yemek yerken de harbiden çok burnum akıyordu. Ben geçen videoda söyledim. Yemek yerken benim gibi burnu akan var mı? Seni sindirim oradan başlıyordur artık. Vücut nereden atacağını şaşırmıştır amına koyayım o kadar yemeğe. Diye bir sürü normal. Bir şey yazmışsınız. Baktım ben çoğuna. Ama kimse tam net bir bilimsel açıklama yazmamış. Herhalde böyle kişiden kişi olabiliyor yani. Ben sana yaptırmıyorum. Elveyen Tuğkan abinin favori yemeği. Hani yemek değil aslında, favori menüsü. Altın günü menüsü var. Çok ilginç bir favori yemek. Bence taşak geçti. Bana bile geldi. Hiç taşak geçmedim. Hiç taşak. Bu evet Çin'de eldiven fotosu niye var bilmiyorum ya. Hiç taşak geçmedim. İzle. Hatta şöyle de bir ses attı. Onu dinleteyim. Kardeş benim menümü karıştırma tamam mı? Menüye başlarken altın günü menüsü yolladı Devren abim. Diz onları önüne. Hepsini yan yana koyup karıştıra karıştıra ye. Canım çekti anasını satayım. Valla şöyle kısırdan başladım o zaman. Baba bak. Yesin. Ah. Favori yemeğini bir menü olarak veren tek kişisin Tuğkan abi. Teşekkür ederim. Şu gül böreğinden biraz yiyeyim ya. Oo ye ye. Orada arada bir ağzın sulansın. Patates salatası yiyeceksin. Arada bir de mercimek at. O bulgurlar midende şişsin amına koyayım. Aynen. O mozaiği de bak mozaiği yok ya. Mozaik de orada. Onu da değmesi lazım. Mesela mozaikle işte mercimeğin bir kısmı birbirine değecek. Öyle yiyeceksin onu. Yalnız daha video başından bu kadar yoruldum yemekten. Daha burada tonla yemek var anlatayım ya. Oh. Öldü lan çocuk. Oh. Mercimek köftelerini yazıyor. Yeah. Yarasın koçum. Oh. Bu mercimek köftesi defterini bir kapatalım artık. Ben şeyi anlamadım abi sadece. Şimdi mercimek köftesi bulgurdan yapılıyor. Evet. Bulgur ürünü. E peki biz niye kısırda yiyoruz o zaman? Mercimek köftesi mercimekten yapılıyor. Bulgurdan yapılmıyor mu? Ha, biraz var ama var. Rengi şey çünkü. Konuştuğumuz şey bile yemek üstüne. Tam yemek videosu var. Ha menüden daha şey ellememişim. Patates salatasına. Yarasın koçum. Bir ısırık da mozaikten al. Oh. Oh, bir son dokunuş olarak mozaik pasta. Soğuk soğuk değil mi o? Sade oy. Abi severim ama. Mozaik pasta sevmeyen var mı lan zaten? Yoktur. Vardır ya. Vallahi ben Tuğkan abinin öğretmenler odası / altın günü menüsüne 10 üzerinden bir 6 veriyorum. Kötü değil ama hani böyle çıldıracağım, aşıracağım bir menü de değil. 6'yı hak ediyor bence. Egoist pati. Sofra bitti. Bak gerçekten dürüstçe söylüyorum. Taşak geçmek için yollamadım. Yani taşak geçiyor olsam bunları söylemem. Bu benim en sevdiğim menüdür. Yani okul sonrası biraz evde bunu defalarca konuştuk yine anlatacağım. En heyecanlandığım şey oydu öğrencilik dönemimde. Eve geldiğim zaman hele ki gün varsa o kalanlardan bir tabak yapılması ve annemin gizlice bana getiriyor olması hayatımın anıdır. Bilgisayarın başına geçerim. O işte gül böreği, kısır, mercimek köfte, o turşulu patatesli salata, böyle mozaik pastası falan karma bir tabak gelir. Yanına bir litre kolayı açarım. Lıkır lıkır gömerim. Dünyanın keyifli insanı oluyorum. 10 üzerinden 6 vermiş. Sen sushi ye kanka. Sen sushi ye. Steak seviyormuş. Abi klas klas bir favori yiyecek. Buna bıçak koymuşsun ama çok da gerek yok yani. Ah oh, çiğnemekte ağzım yoldu. Ama şişti adam ya. Vallahi üzüldüm biliyor musun? Keşke mercimeği iptal etseydim. Kemik alabilir. Ben buna 10 üzerinden bir 9 veririm arkadaş. Harbiden 9'u hak ettim. Makarna salatası da demeni beklerdim. Tamam Bener, şimdi ben kalkıp da bütün annemlerin yaptığı gün menüsünü versem adama. Baksana küfür etmediği kalmış. Bir 4 tane daha koysam oraya bittik. Diyor yani. Hamur işleriyle şekeri yükselttik. Şimdi kırmızı etle... Zeytinyağlı sarma da olmalı orada ona bakarsan.
damarları tıkıyoruz. Allah bereket versin. He, şimdi dur bakalım. Egoist patisi tek seviyormuş. Mitrein dana bonfile seviyormuş. Şurada bak, dana bonfile var. Bu arada ben bunu hiç anlamıyorum. Hangisi dana bonfile, hangisi steak. Ben yerim aga. Ah bonfile. O var ya, mercimekle kısır büyüdü miydi de. Lokum bonfile. Hani lokum deyince hatırladım, bu bayağı pahalıydı. Evet, bu ete 500 lira verdik arkadaşlar. Zaten şu masa 4-5 bin lira var değil mi? Tabii ki olmaz mı? Fenomenlerde kabak dolması vardı Enes Batur'un. Berkcan'ın pırasa böreği vardı. Sporcularda da böyle yaprak sarma, biber dolma, onlar çoktu. Ama bugün harbiden hani bir iki bir şey hariç. Şurada bir ıspanak var. Ben ıspanak sebze çok sevmiyorum. O yüzden yani. Harbiden 10 numara menü. Bir de yorumlara yazın arkadaşlar. Bu serinin sonraki bölümünde kimi görmek istersiniz? Hangi grubu? Artık futbolcular olur. Basketçiler olur. Ne istiyorsunuz? Yazın arkadaşlar. Basketçiler git oğlum filenin sultanlarına, ne yiyorlarmış ben çok merak ediyorum mesela. Hepsinin boyu 1.90 ortalamada. Kadınlardan oluşmuş bir takım, ne yiyorlar? Arkadaşlar bakacağım yorumlara. Sırada İskender'le devam ediyoruz. Niye İskender dedim? Necati Zeon. Güzel İskender. Bilal'da İskender'i seviyormuş. Orada bir ortak kümeleri var arkadaşların. Ha lokum. Aa, voleybolcu onlar değil mi? Ben ne dedim ya, yanlış bir şey mi söyledim? Pardon ya, işte voleybol. Yanlış söylemiş olabilirim. Bonfileyi puanlamadım. Basket değil. Allah Allah ya. Tamam arkadaşlar, dilim şey oldu. Yanlış söyledim, amına koyayım. Allah Allah ya. Lokum bonfile. Basket. Basket değil. Basket değil. Voleybol. Sakin amına koyayım. Puanım o da 9 bölü 10. O da çok güzel bir etti gerçekten. İskender. Tam şu anda sanayide öğle arası vermişsin. Tam o yemek yani, anladın mı? Usta söylemiş İskender'i. Benim dedem sanayiciydi arkadaşlar, oradan biliyorum. Sanayide hangi dönem İskender yeniyordu lan? 8 arkadaşlar. Bayağı severim çünkü. Bayağı güzel. 1990'lı yıllar. Zeon'la Kilayda'ya İskender sözüm olsun o zaman. Ebonivon. İsmail kardeşim büyük boy pizza ve ayran seviyormuş. Ama böyle bir not düştük. Ayran çok önemli bir detaymış. Büyük boy ayran yanına. Açık dedi. Ayran bayağı galiba. Önemli bir detay dedi. Oh ne kadar kaldı. Çatlayacağım ha. Kaçak mide. Yani büyük iş gelince. Bir midem daha olsa çok iyi olacak aslında. Hani USB port gibi taksam o mideyi. Öyle bir USB mide olsa bak, bayağı kullanışlı. Of bak, bu pizza şu an kötü gelir işte o dolu mideye. Pizza ile ayran güzel tercih. Ben mesela pizza ile iced tea tercih ederim. Ayran biraz uykumu getiriyor. Ayran böyle biraz daha benim için gece içeceği yani. Bunu içeceğim, uyuyacaksın yani. Doğru. Bu arada arkadaşlar kaç dakika? Sen ayrancısın Kordi. 15 dakikadır kayıttayız. Ben 1 saat 15 dakikadır aralıksız yemek yiyorum lan. Gözlerim kızardı değil mi? Ben de çok ayran içiyorum ya. Ama içeriği zengin tuttuk ha. Çok yayıncı ben özellikle yazdım ama. Ah. Sıradaki yayıncımız Hype. Çağrı çöpşi seviyormuş. Dünya üzerinde çöpşi kaşıkla yiyen ilk insan beni görebilirsiniz. Ben artık puanlamayı falan da unuttum. O kadar beynim durdu ki. Pizzayı puanlamadım. Çegri. Pizzayı arkadaşlar bir 7.5 veriyorum. Belki pizza ilk yesem bir 8.5-9 olabilirdi ama şu an hani artık limitlerimi geçtim. Harbiden limitlerimi... Ben bu arada Tuna'ya dedim ki o bir şey dedi böyle, ilk seninkini mi yiyeceğim bir şey dedi. Sonra dedim ki evet öyle yap. Çünkü daha sonrasında tokken yenilebilecek bir menü değil o. Ya ulaşmadım, limitlerimi geçtim yani. En düşük puanı bana vermiş ya. Oh, çöpşe puanım 10 üzerinden 8. Sırada Berk Riptepe'nin anne ıspanağı tereyağlı sarımsak yoğurt. Oo yoğurt da yoğurt. Sebzeden hiç sevmiyorum ya Berk. Vallahi bak en son ortaokulda falan denemişimdir ıspanak ama hiç yemem oğlum ya. Harbiden yemem. Sarımsaklı yoğurdumuz bu. Küçükken de ben arkadaşlar ıspanaktan bir çatal alırdım, kusardım sonra. Otobur değilim kardeşim, etoburum yani. Diğeri neydi o hem et hem ot yiyen? Karnivor yam yam, o kendi cinsini yiyen. Çok şükür ondan değil. Bak ondan da olabilirdim, ucuz kurtardınız. Yemeyecek. Belki altına bir çatal aldım. Çok tok olmuş şu an, açken bir kez yese alışır da. Bir
böyle 10 veriyorum. Özür dilerim Berk. Oh. Yanımız falan. Neyse en kötü biz değiliz. Oldum şu an. Yemedim. Bu kadar yemeği yemektense arkadaşlar bir çatal ıspanak yemek daha zor bana göre yani. Subalcı lazanya seviyormuş. O zaman su içiyor. Oo lazanya da çok severim. Hepsini çok seviyorum ya. Oğlum benim sevmediğim yemek yok ha. Lazanyaya puanım 10 üzerinden 8. Severim. Bayağı severim. Unicaril'in acı çıtır tavuğu var. Vallahi keşke ben bunu ilk yemeklerde yeseydim. Çünkü bu kadar yemeğin üstüne bir de acı çıtır tavuk yani. İnşallah kusmam arkadaşlar. Ben de aynı fikirdeyim Kordi. Yani lazanya dediğin şey makarna, kıyma yani. Yani öyle düşünürsen. 10 numara abi. Biri bunu sevmiyor olması için harbiden hamur işi sevmiyor olması lazım. Et sevmiyor olması lazım. Daha ne olsun? Benim geçen gün yaptığım köfteli makarna çok iyiydi. Nurten'in acılı çıtır tavuğuna 5/10 veriyorum. Eğer acılı olmasaydı bir 6-7 verirdim. Acıdan kırdım puanı özellikle. Ha, olunca severim çıtır tavuk ama hayatımda olup olmaması benim için çok bir şey ifade etmiyor. Bir tane kaldı. Artık dolgun konuşamıyorum bile ya. Verdiğim puanı da unutuyorum. Öldü adam. Vlad Rapper kardeşimin beytisini sona bıraktım arkadaşlar. Adam beyti. Adam aspavacı ya bak. Beytiyle şeklini belli ediyor. Beyti bununla yeniyor değil mi? Chopstick kültürü ben beytiyle geliştirebiliyorum. Beytiye puanım 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Ya bırak ya. Pizzaya 8.5 verdin. Benim menüme 6.5 verdin. Ayıp ama.